Aleni işaret eder. Şeyhimiz Hazretleri derdi ki, Allah'ın düşmanları vardır biliyorsunuz. Kimdir bunlar? Allah'ın dininin aleyhine çalışmış insanlar. İmanla da buradan göçmemişler, tamam mı? Bu insanların bazılarının dünyada mezarları var. Bu din düşmanlarıdır. Bakın, ibretli hikaye bakın. Biliyor musunuz der, o mezara gitseniz huzur buldunuz sanırsınız. Huzur buldunuz sanırsınız. Halbuki Allah'ın düşmanı ya. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü diyor, şeytanlar orada bulunan sıkıntıdan dolayı kaçarlar diyor orada. Orada şeytan olmaz diyor yani. Sen de öyle zannedersin. Halbuki Allah'ın en büyük düşmanlarından bir tanesidir. Yani. Şeytanın işi, oyunu hep böyle yani. Sana güzel yaptım ama çok uğraşır. En sevmediği şey zikir halkasıdır. Sohbet halkasıdır. Neden? Çünkü kul ne kadar günah işlerse işlesin, oraya girdiği zaman Allah'ın ikramıyla tertemiz çıkar. Bir hafta boyunca biliyor musunuz? Şeytanın uğraştıklarının hepsini berbat eder gider. O zikir halkası. Hani Hazreti Ali radıyallahu teala kerremallahu veşe'nin bir menkıbesi vardır. Şeytan geldi de diyor, sabah namazına kaldırmamak için uğraştı Hazreti Ali'yi. O gün sabah namazına biraz geç kalktı Hazreti Ali radıyallahu teala. Ve bunun hüznünden, şimdi nerede bizde öyle hüzün? Biz alıştık artık, sabah kalktıysan kılıyorsun, kalkmadıysan kuşluk vakti kılıyorsun. Tamam mı? Bizde öyle yani, normal hayatına devam ediyorsun. Hazreti Ali radıyallahu teala bir kere sudur eden bu olay için öyle bir hüzünlendi, öyle bir ağladı ki bir kere ya, bir sabah namazı vaktini biraz geçiriyor Hazreti Ali radıyallahu teala. Hepimizin kalbine bir ibretlik, ders olsun diye anlatıyorum. Öyle bir ağladı, öyle bir hüzünlendi ki diyor, Allah subhanahu ve teala bir melek ile kalbine ilham etti. Sen kalkıp namazı kılsaydın, alacağın sevaptan 10 kat daha fazla sevap yazsın sana. Bu çektiğin yüzünden dolayı. Bu çektiğin yüzünden dolayı. Ertesi gün diyor, bakın, ertesi gün şeytan geldi Hazreti Ali'yi namaza kaldırıyor diyor. Kalk artık. Namaza kalk. Yavrum diyor, sen namaza kaldırır mıydın? Senin öyle bir hasletin mi var? Ya dün kaldırmadım diyor, 10 kat fazla sevap aldım. Şimdi başımıza ters bir şey gelse bile tutacağımız ipi sağlam tuttuğumuz zaman Allah subhanahu ve teala'nın ikramından mahrum olmayız. Ama o güzel kullardan uzak kalırsak aynen bugünkü gibi olur yani. Namaza kalkamazsın umurunda olmaz. Zikre gidemezsin umurunda olmaz. Sonra kabre girersin işte. Emin olun Allah'ın güzel kullarıyla beraber olmayanlar Arabi dediğimiz, yani dinimizin bağlanmış olduğu mübarek ayların mübarekliğinden haberdarlığı bile yok. Bir Ramazan'ı biliyoruz, başka bir şey bildiğimiz yok yani. O mübarek ay Recep'te, o mübarek ay Şaban'da veya Ramazan'da ne gibi ikramlar var? Mevlid-i Şerif ayında ne gibi ikramlar var? Allah'ın meclislerinde ne gibi ikramlar var? Hepsinden uzak kalıyoruz. Haberdar olmuyoruz. Bilgisiz kalıyoruz yani.